Senin gelin bugün boş durmamış. Senin Çalışmış. Gelinin kayınvalisi Çiğdem Hanım'la ilgili öyle şeyler söylemiş ki herkesi çok şaşırtmış. Bakalım Çiğdem Hanım bu durumdan çok hoşlanmamış. Beraber konuştuğumuzda neler söyleyecek? Çiğdem abla sana ne taktı? Nişanda hayatım. Nişanda sadece set taktı. Baksana. Bak oradan yana kalbim ona çok kırık yani. Annem de 8 tane 30 gramdan, şaka. 32 gramdan bilezik taktı. Annen galiba oğlan evlendiriyormuş. Kayınvalidem diyor ki bana bir şey olursa diyor bütün takılarım, pırlantalarım sizin diyor. Ha bir şey olduğu da yok. Pandemi geldi işte. Kız pandemi oldu, bir kere Covid olmadı kız. Şaka. Ben sana sorduğumda sen benden altın mı istedin, pırlanta mı istedin? Pırlanta. Neden şimdi orada peki kaynanan bana altın almadı, içim dokta oldu diyorsun? Pırlanta istedim de alıverseydin canım birkaç yakama. Birkaç tane de bilezik alsaydın. Bir insanın içinde ukta kalırsa bana ne derdi? Anne bana nişanda pırlanta taktın, düğünde de altın tak derdi. Evet. Düğünde de sordum gene set istedin. Ya Çiğdem Hanımcığım yani ben duyduğuma mı inanayım? Size mi inanayım? Ben ne yapacağımı şaşırdım. Kızın demek ki ukde olmuş, içine bu altını istiyor. Keşke alıtsaydınız da taksaydınız. Dün de bununla ilgili bir şey konuştuk ya, aslında bazen insanların içinde başka beklentiler oluyor. Kibarlık adına susuyor. Evet. Ama illa dışarı çıkıyor bu duygular. Nursel Hanım, bir evin bir geliniyim. Bir oğlu var, bir kızı var. Maddi durumu Emine Hanım gibi olsa hiçbir beklentiye girmem. Ben pırlanta istediysem iki de bilezik takıver değil mi kenardan? Hani basit ele güne karşı altın bileziği. Altının basitliği mi olur Nursel altın, Hanım? Altın altın altındır, değer kaybetmez. Hep evet. Yükseğine çıkar. Ama seti özel gün dışında zaten ama takabildiğimiz. Ama söylememiştin ki kadına. Niye o ne istiyorsan onu Nursel al. Nursel Hanım kendisi yüzü burada. Akıl mı etmedi? Hayır, yüzü burada. İstemeden itibaren benim annem bile ağzından bir kere de biz şunu istiyoruz dememiştir. Ne yaparsanız sizin şanınıza, sizin adınıza. Zaten kız benden o çıkıyor. O da nasıl inceden evet. Bir gönderme ya. Sizin geliniz, sizin namınıza dedi. Alacağınız her şey sizin zaten dedi annem. Açık kapı bıraktı yani. Takmasa da tek laf etmezdi. Ben set istedim. Evet en güzelini yaptı. Zümrütlü, yakutlu, gayet göze gözükür bir set yaptı ama hani iki tane de takıverseydi bileziği de şıkırdatsaydın. Bu annemin... Çiğdem, yarın 14 tane birden takma takacağım şansın yarın var. Takacağım, yarın ben ona takacağım o bilezikleri. Benim gelinim mesela hiç altın sevmediğini bana zaten söylüyordu. Kolunda, boynunda da hiç altın görmedim. Ben her şeyi ona danışarak yaptım. Ona sormadan tek bir şey almadım ona. Kızım ne istiyorsun? Bilezik mi istersin? Gerdanlık mı ne istersin? Ben anne dedi takmıyorum, altın zaten sevmiyorum. Bana set al. Şimdi burada beni gelip de bu gelinlere bakarak, gözünü açıp da beni suçlamasında ben hiçbir anlam veremiyorum birazcık gerçekten. Konumuz bilezik ya. Hayır. Evet. Bir de yaş aldıkça insanlar evet, sanki akıllanıyor. Ha, akıllanma değil de daha böyle bir zihnet eşyasına evet, mı düşüyor? Evet, nedir? Evet. Altındır böyle bir şeylerdir. Alıverseydi değil mi? Haksız mıyım Nursel Hanım? Bir evin bir geliniyim yani. Bir tek setle geçiştirilecek. Ya gücün varsa hala var. O zaman. Nursel Hanım ben mesela ona sorduktan sonra oğluma da sordum. Bak belki bize söylemiyorlar oğlum. Hani bilezik falan istiyorlarsa Çiğdem onu halledelim. Şu dediklerinden sonra hak ediyorum ama onu konuşalım. Şeyde loğusalıkta pırlanta tam turumu çöpe mi attım artık o kafayla gitti. Anne dedim ya pırlanta dedim tam turum. Aman gidersin gitsin. Bir şey olmaz dedi. Ne yapayım? Kocam da almadı. İnsan alıverir değil mi? Kızım, elinle bir tam yani. Tur al. Bak hani kaybolmuş. Hatrına hoş gitsin. Yok. O da yok Nursel Hanım. Tuğba. Al. Ya ben... Ay canım. Al. Vermem ama bak. Verme. Allah Allah. Allah Allah. Kız dur. Hayır. Kız babamın yok, hediye. Hayır olsun. Aa, hayır. Kız dur. Hayır. Anne senin evin... Hayır. Hayır, hayır kız, tak. Tak şunu. Aa, hayır, o tak. Kadar laf söylersen. Vallahi ver. Hayır tak verme. Ama bir şey söyleyeceğim. Çiğdem abla bana bak. O olmaz. O senin kocanın. Evet. Bende bir tane daha var. Aa bak var onda. En iyileri onda Nursel Hanım. Kız seni Allah başından eksik etmesin kız. Ana. Ağlaya 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 işte. Tuğba bunun üzerine ne demek istersin? Ne bileyim bana çok bir samimi gelmedi. Yok madem içinde ukdeyse. Çiğdem abla da bir tane pırlanta set aldım dedi. Seti de gördüm. Gayet ince bir set. Benim günlük setim gibi. Günlük mü? Sen onu günlük mü takıyorsun? Getirelim. Hayır benim günlük setime benziyor gerçekten. Günlük. Günlük set ne demek? Günlük ince. Her gün tak. Hayır günlük ince olur.
düğünde ağır takılır. Kalınca. Bak bana ne takıldı? Böyle 2,5'luklardan buraya dizdiler bir sürü altın. Altın olacak. Yani boşuna altını şey değil, leydirik. Aşkım. Boşuna bir dakika Çiğdem abla. Lütfen. Boşuna leydirik yapılmasın. Altın altındır. Gidin en zengin aile de olsa o altınları buraya dizecek. Annesi kaç tane takmış? 8 tane. 8 tane 31 gram. 32 gram. 32 gram. 250 bin lira para yapıyor. Aynen öyle. Ay neleri hesaplıyorlar ya. Evet. Nasıl hesaplanmaz mı? Onunla bir ev araba alırdı kendini. Planta hiçbir değeri yok. Sadece satılmaz diyor. Satılmaz. Baksana şuna, ışıl ışıl. Hayır, ışıl ışıl. Benim de var ışıl ışıl ama satılma. Onu sat, mesela bir şey alırken bileziğini bozdururum. Onu bozdurmam Nusra ki. Nusra Hanım, onun bilezik bozdurmaya ihtiyacı yok. Ben onun kocasına koca bir kuyumcu dükkanı verdim onlara. Neyin peşi? İstediği kadar gidip dükkandan koluna bir tane değil 50 tane de takar. Eğer biri de gidip de ona neden takıyorsun der Hayır, mi? Hayır neden takmadın? Gitsin taksın dükkan vermişim ben sen onlara. Sen niye takmadın? Ne demek? Aşkım istemedi. Senin şanına. Melike. Melike. Vallahi Elif onu bunu boş ver de burada ağladın ağladın kayınvalidem yapmadı yapmadı dedin. Çiğdem teyzenin yüzüğünü aldın taktırdın zorla. Helal olsun sana. Kızım vallahi işi bileceksin. İşi bileceksin. Şov yapıyorsun. İşi bileceksin hayatım. Sen kadını didiklersen hiçbir şey göremezsin. İşi bileceksin. Ben her şeyi gördüm şekerim. Ben her şeyi gördüm. Ben, benim evimde masaj aleti bile var. Ben kayınvalidemi çözdüm. Nasıl bir masaj aleti? Tabii bu koltuk ünlülerin, mu? Evet koltuk ünlülerde olan titiriyor masaj aleti bile var. Bende yok kız. Ben kayınvalidemde her şeyi gördüm. Bunları dökmeme gerek yok. Bu kadar ben böyle gösteriş yapan Melike, bir insan Melike bir şey söyleyeceğim. 1 lira atıp mı çalıştırıyorsun? Evet. Ya? Hayır şekerim yatıyoruz istediği kadar kalıyorsun. Bana dedi ki kaybettim dedi. Ben kızdım mı canın sağ olsun Bebek dedim. Kızım. Ama eşi götürür diye düşündüm. Almamış. Ben de şu anda duyuyorum onu. Ben tekrar gitmiyorum. Ve benim gelinim evlendiği zaman tek taş takıldığında önüne 7 taş takılmamıştı. Tam turda takılmamıştı. Evet, sonradan, ilk ayında hemen dedim ki neden onun parmağında 7 taş ve tam tur yok. Ve gene gönderdim onu. Altından en güzelini gönderdim. Altından müzdarip gelinim Fatma. Benim gelinim altın zaten neler takmıyor. Konuşuyor bunlar ağzım böyle. Açık dinliyorum, izliyorum. Canlarım gerçekten var. Helal olsun. Hangi kısmına helal olsun? Ya şöyle şimdi mesela örnek veriyorum. Güzel bir şekilde Elif de mesela şey yaptı, dert yandı. Kızacağına ya da ne bileyim bir şeyler diyeceğine daha farklı şeyler söyleyeceğine direkt dedi ki canım gelinim dedi al dedi böyle. Etkilendin. Aynen. Yani anlatabildim mi demek istediğimi? Evet. Hani Elif de aslında neler dedi yani neler söyledi. Ama ben sana kızdım mı? Söyledi. Bak ben gelinime hiç kırılmadım. Eğer o bana kırıldıysa bunun için kırılmıştır. Aramızda bizim 6-7 senelik gelinimdir benim. En ufak bir kırgınlık yok. Ben bazı şeyleri belki düşünemeyebilirim. O da neden düşünemeyebilirim? Eşi götürmüştür diye düşünüyorum. Benim her şeyim onların. Kasamın anahtarı da onlarda. İşte diyorsun da gitsinler, anneceğim bana bir şey olursa. Ben ölmemi beklemeyin. Hayır beklemiyorum zaten ama. Ben yaşayayım ölmeyeyim. Ben yaşamayı seviyorum. Eksik olmuş. Yani benim şu an gördüğüm Elif boşuna konuşmuşsun sen. Zaten kadın ne istesen yapıyor. Ya da bizim gözümüzün önünde mi diye yaptı. Benim karakterimde yok istemek Nursel Hanım. Ha. Ben babamdan... Kendi düşünsün. Evet, biraz bekliyorum. Kayınvalidem düşünsün. Gelinine değer verdiğini bana hissettirsin. Mesela ben yeri gelir ona beğendiği şeyi ya da içinden geçen bir hediyeyi alırım götürürüm ama kayınvalidemden çok çıkmaz bana. Ha, istesem alır mı? En babasını alır. Aklına gelsin, evet, kendi aklına biraz gelsin. Biraz beni önemsesin şöyle istiyorum. Aman. Hanım, bazen beğenmezlerse ben üzülüyorum. Ben de çok üzülürüm. Hediye alırken çok gerilirim. Evet. Bir şey geliyor, diyeceğim. Ben kimseye davranmayayım. Derdiniz mi yok ya? Konuştuğumuz şeye bakın. Allah aşkına tek derdimiz bu neyse, olsa keşke. Neyse ben ona keşke. Bilezik takayım da okça kalmasın. Bir derdimiz var bugün. Son tadımı yapmamız gerekiyor. Emine Hanım'la yapıyoruz. Ve verdiğim puanlar bugünün çeyreğini belirliyor. Yarına da o gelin buraya uça uça geliyor. Hadi bakalım.